15-16 Haziran 1915'te Beyazıt'ta asılan Ermeni sosyalisti Paramaz ve 19 arkadaşının trajik hikayeleri günümüzde de Ermeni toplumunun belleğinde silinmeden duruyor. 1914 yılının Haziran ayında Sosyal Demokrat Hınçak Partisi üyesi 120 kişi, İttihat ve Terakki yöneticileri Talat, Enver ve Cemal Paşalara suikast yapılacağı ihbarı üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 71'i rüşvet ödenmesi ve araya giren aracılar sebebiyle serbest bırakılır. Tutuklanan 49 SDHP'li, içinde Merkez Komitesi üyesi olan Paramaz ve partinin diğer önde gelen isimleri de vardır. Tutukluların Divan-ı Harp'te yargılanması 10 Mayıs 1915'te başlar ve 27 Mayıs 1915'te sonuçlanır. Paramaz ve arkadaşları özgür ve bağımsız bir Ermenistan kurma amacıyla silahlı eylemlerde bulunmak, yabancı devletleri Osmanlı'ya karşı kışkırtarak devletin bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikeli planlar yapıp, Osmanlı halklarından bir kısmının Osmanlı hakimiyetinden ayrılıp kendi başına devletler yaratma amaçlı değişik yerlerde alenen ve gizli toplantılar gerçekleştirmek, basın yayın yoluyla bu amaçların propagandasını yapmak ve kışkırtıcı çalışmalar örgütlemekle suçlanarak idam cezasına mahkum edilirler. 22 sanıktan Stepan Sabah Gülyan ve Hagop Tivrapyan hakkındaki idam cezası kaçak oldukları için yerine getirilemez. 6 kişi suçsuz bulunarak serbest bırakılır. Divan-ı Harp'te yargılananlardan 20'den fazlası için değişik hapis ve sürgün cezaları kararı verilir. Paramaz ve yoldaşları sorgulanmaları sırasında işkence görür, kötü hapishane koşulları içinde tutulur. Ve karar sonrası ayrı ayrı zincirlenerek Merkez Cezaevi adlı zindanın bodrumunda bekletilirler. 17 gün süren mahkeme sırasında Paramaz ve mahkeme başkanı Hurşit arasında geçen diyaloglar, gerek Paramaz'ın yaptığı savunmanın günümüze kadar geçerliliğini koruyan boyutları, gerekse de yapılan adaletsizliğin boyutlarını göstermesi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Duruşmanın son gününde yargıç Hurşit'in yaptığı konuşma ve Paramaz'ın bu konuşmaya verdiği cevap düşündürücü ve öğreticidir. Efendiler, sizin sahip olduğunuz yurtseverliği kesin bir kararlılıkla reddederken duyduğum üzüntüyü tahmin edemezsiniz. Sizler gibi yaşam dolu, sıcakkanlı varlıkların mantıklarını duygularına kurban etmesinden daha kalp kırıcı ne olabilir? Yanlış inançlarınız sizleri bir çıkmaza götüren bir yola soktu. Eğer bir bayrak altında ortak refah ideali savunulsaydı, sizin gibi maharetli bireyler ne kadar büyük işleri başarırlardı? Bizlerin sahip olamadığı karşılıklı anlayıştan ne kadar da faydalanabilirdik? Diğer sonuçsa üzücü ve karanlıktır. Paramaz kürsüye çıktığı zaman gözle görülür bir şekilde etkilenmişti. Paramaz'ın savunmasında öne çıkan asıl cümle ise vatan hainliğiyle suçlanmasına yönelikti. Beyler, insanları onları yaptıkları işle, gelenekleriyle, fikirlerinin bütünlüğü içinde yargılayın. Ben bu ülkeden ayrılmak isteyen biri değilim. Tam tersine bana ilham veren fikirlerle yüzleşmeyi reddederek kendisini benden ayıran bu ülkedir. Mahkeme başkanının Türkiye'yi parçalayıp yok etmek niyetiyle bağımsız bir Ermenistan kurma amacına hizmet ettiğiniz doğru mudur sorusuna Paramaz, siz ülkemizi bundan 600 yıl önce bizden koparmaya çalışıp işgal ettiniz. Halkımızı sürekli olarak katliamlar yoluyla imha etmeye çalıştınız ve şimdi de tüm Osmanlı vatanını bir Türkiye'ye dönüştürme çabası içerisindesiniz. Ancak siz bunu yaparken suçlu görünmüyorsunuz da aynı şeyi yapmaya kalkışıp tarihsel hakkımızı yeniden ele etme amacı için çabaladığımız için biz mi suç işlemiş sayılıyoruz yani diye cevapladı. 15 Haziran 1915 sabahı henüz şafak sökmekteyken zindanlarından çıkarılan 20'lerin idamlarını dinsel görevi gereği bizzat izleyen ve o günün tek Ermeni şahidi olan Papaz Kalos Boğosyan idamların infazını kaleme alır. İdam sehpalarından indirilen Paramaz ve arkadaşlarının cansız bedenleri atlı yük arabalarına üst üste yüklenerek Edirne Kapı Ermeni mezarlığına gönderilir. 20'ler Aram Açıkbaşlı'nın vasiyeti gereği ayrı ayrı değil topluca gömülürler.